Tut Akvayı'nda bir deprem olabilir. Tamam mı? Burası uzun yıllardır sessiz. Hı hı. Yukarıda yine Balık Gölü fay zonu var. Burası uzun zamandır sessiz. Bizim Van Gölü Havzası'ndaki en önemli faylarımızdan bir tanesi şuradaki Çolpan Fayı. Kimi araştırmacıya göre Ermişler Fayı dediğimiz fay. Burada inanılmaz bir şekilde bizim jeolojik olarak Van Gölü formasyonu dediğimiz formasyon içerisinde mega sürüklenme kırımları var. Burada inanılmaz bir deformasyon var. Yine hemen Van Gölü'nün kuzeyinde bir Yeni Köşk Fayı var. Van il merkezinin kuzeyinde Yeni Köşk Fayı var. Bu fayın tehlikeli olmasının sebeplerinden bir tanesi bize doğru eğimli olması. Yani nasıl şurada gördüğünüz Tabanlı veya Van Fayı'nda 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi mi? Erciş yıkıldı. Neden? Çünkü bu fay, bakın okların ucunu görüyor musunuz? Bu tarafa doğru eğimli. Erciş bloğu hareket etti. Bu yüzden Erciş yıkıldı. Ama bu fayı görüyor musunuz? Bu fay bize doğru eğimli. Alt tarafta yine Gürpınar var. Gürpınar Fayı en riskli faylardan bir tanesi. Aşağı doğru indiğiniz zaman da Şemdinli Fayı. Yüksek Ova Şemdinli Fayı uzun zamandır sessiz ve burada inanılmaz bir gerilme var. Van Gölü Havzası'ndaki en önemli aktif faylardan bir tanesi Van Gölü'nün kuzeyinde bulunan Çaldıran Fayı'dır. Çaldıran Fayı 76 yılında kırılmıştır. Yaklaşık olarak 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana getirmiştir. 50 kilometrelik yüzey kırığı oluşturmuştur. Merkezde Van Çaldıran merkezinde yaklaşık 3.5 metrelik sağ yanal ötelenmeler ölçülmüştür. Arpat ve Şaroğlu tarafından. Uç kısımlara doğru geldiğimiz zaman batı kesiminde bu ötelenmeler 1.2 metre iken doğu kesiminde ise bu ötelenmeler yaklaşık 60 santim kadardır. Bizim 2011 yılı ile 2015 yılı arasında yaklaşık 4 yıllık yaptığımız çalışmalarda Çaldıran Fayı üzerinde yıllık ötelenme miktarının 0.2 milim, kayma miktarının 0.02 milim olduğu görülmektedir. Ve bu fay batıya, doğuya doğru takip edildiği zaman Kuzey Tebriz Fayı'na birleşmekte, batıya doğru takip edildiği zaman ise Tutak Fayı'na birleşmektedir. Dijamur, Karakaniyar, Ralincir'in yaptığı çalışmalarda özellikle Çaldıran Fayı, Tutak Fayı ve birleştiği Kuzey Tebriz Fayı blok sınırıdır. Yani ana tektonik sınırdır. Bakın en önemli şeylerden bir tanesi her zaman sorulan Van il merkezini etkileyecek şeylerden bir tanesi, depremlerden bir tanesi Kuzey Tebriz Fayı'nda olan bir depremdir. Aynı zamanda Çaldıran diye bir deprem vardır. 1800'lü yıllarda olmuştur. Aslında Çaldıran nerededir biliyor musunuz? Tam Başkale Salmas Fayı'nın kuzeyinde bir yerdedir. Burada olan deprem Van il merkezinde yıkım yaratmıştır. Bu deprem İran'da olan. Evet. İran'da olan. İran Koy'da olan deprem. O zaman Vaspaskuran olarak adlandırılan Van'da yıkım yaratmıştır. Köyde yazılan kayıtlara göre kerpiç evler, özellikle tek katlı kerpiç evlerin hepsi yıkılmıştır. Çok fazla koyun, hayvanların çoğu telef olmuştur. O zaman bu bölge içerisinde olan üzüm bağlarında inanılmaz bir yıkım meydana gelmiştir. Aynen öyle. Baktığınızda hemen güneydoğuya doğru gittiğimiz zaman burada Başkale Fayımız var. Başkale Fayı, Şemdinli Fayı ile Salmas Fayı. Bakın hemen yine İran'da olan Salmas Fayı'nın arasındadır. Salmas Fayı'nda olabilecek bir deprem muhtemelen büyük bir ihtimalle Başkale bölgesinde hissedilebilecek, ağır hissedilebilecek bir depremlerden bir tanesidir. Ama bizim bölge Van il merkezi için en ağır depremlerden bir tanesi Çaldıran Fayı. Bakın burada takip edeceksiniz. Şimdi Erciş Fayı geliyor. Nereli Erciş Fayı? Hemen Van il'in kuzeyinde geliyor, burada Özalt Fayı var. Özalt Fayı ile aslında birleşiyor. Bu fayların Çaldıran Fayı ile Özalt Fayı burada birleşip hemen buradan devam eden Kuzey Tebriz Fayı ile birleşiyorlar. Bakın buradaki Balıklı Göl Fay Zonu, Çaldıran Fay Zonu, Erciş Fay Zonu. Dediğim gibi bunlar hepsi birleşerek Kuzey Tebriz Fayı'na birleşiyorlar burada. Kuzey Tebriz Fayı tek segment halinde. Bu bizim bölgedeki kuzeydeki gibi saçılımlı halde değil. Bu fayların nasıl birleştiği konusunda, yani tam birleşim noktaları konusunda biz İranlı araştırmacılarla ortak bir proje verdik. Proje şu anda değerlendirme aşamasında. Eğer çıkarsa özellikle bu kesimlere, yani Çaldıran Fayı, işte Doğu Beyazıt Fayı hepsi dönme yaparak belli bir saat yönünde bir dönme yaparak Kuzey Tebriz Fayı'na birleştiği yerde çeşitli jeolojik incelemeler yapacağız buralarda. Bu birleşimin gerilim birikmesinin nasıl olduğu hakkında o zaman daha detaylı bilgiler vermiş olabileceğiz.